Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler için yine güzel, lezzetli bir tarif hazırladım. Tarifime başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bize destekleriniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bugün tepsi pizza yapacağız. Ama pizzamızı bilindiğinin dışında patatesten yapacağız. Kolay ve pratik bir tarif olacak. Biz Anadolu milletine göre bu börek sıfatına giriyor ama diğer adı pizza, patatesli pizza. 10 adet orta boy patatesimi güzelce yıkayıp haşlamaya bıraktım. Haşlarken de içine biraz tuz ilave ettim. Patates haşlarken 4 adet orta boy soğan, bunları soyup küçük küçük doğramaya başladım. Olduğunca küçük doğramak için özen gösteriyorum. Sıkılmayacağınız, izlerken de zevk alacağınız güzel bir tarif. Kalem kağıdı elinize alıp not alabilirsiniz. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Biz genelde hamur işlerine börek diye hitap ediyoruz. Ama patatesli tepsi pizza olarak geçiyor bu. Hem yapması kolay hem de hamur işi yemeyenler için ayrı bir damak tadı olacak. Bu ve bunun gibi tarifler için de kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Lütfen rica ediyoruz sizden. Şöyle sarımsaklarımı minik minik doğradım. Patateslerimi de pişmek üzere ortalama 10-12 dakika arası haşladım. Zaten 15 dakikada da pişiyor. Patateslerim pişerken ben de tavama yağ koydum. Soğanları ekledim. Kavuracağım arkadaşlar. Yağ kendi kıymanızın yağ oranına göre ekleyebilirsiniz. Soğanım kavrulurken sarımsağı da ilave ettim. 180 gram kıyma. Kıyma çok yağlı olmadığı için yağ oranını biraz fazla koyabilirsiniz siz. Yağlı kıymada ise yağ oranını yine kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu kavrulsun. Karıştıra karıştıra kaşığımın arka tarafıyla eze eze güzel bir kıvam alana kadar kavurdum. Bol soğanlı arkadaşlar. Soğanı mümkün olduğunca doğrarken kıskanmayın. Fazla kullanırsanız lezzetli olacaktır. Pişmesine az kala pul biber, karabiber, baharatları sizden ricamız damak tadınıza göre ekleyin. Kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Az bir kimyon verdim. Biraz kekik ilave ediyorum. Bunu şöyle bir hafif karıştırıyorum. Salçayı, biber ve domates salçası karışık varsa ondan kullanabilirsiniz. Yoksa fark etmiyor biber veya domates çünkü tuz oranını kendiniz ayarlayacaksınız. Şöyle tepeleme bir çorba kaşığı salçamı da ekledim. Karıştırıyoruz bunu güzelce. Kırmızı toz biberden bolca ekliyorum. Renk almasını istiyorum kıymamın. Bunu da karıştırıyorum. Güzel homojen bir kıvamı aldığı zaman kıymamız hazır olacak. Patatesimiz de pişmek üzere. Altını kıstım. Biraz soğumasını bekleyeceğim patatesin. Çünkü aşırı sıcak soymakta biraz sıkıntı olacak. Elimizi yakmayalım. En son tuzunu ekliyorum. Çünkü biber salçası ve domates salçası karışık olduğu için tuz oranının fazla olmasını istemiyorum. Tuzunu en son ilave ettim. Bu ve bunun gibi tarifler için sizden ricamız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve videolarımızı sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. Videoları çok kısa yapmıyorum. Çünkü yaptığım tarifleri sizlere anlatarak ve verdiğim ölçüleri sizlerin de not alarak yapmasını istiyorum. Uyguladım. Tariflerde yaptığım ölçüler birebir aynı. Size burada ne veriyorsam, ne yazıyorsam, ne anlatıyorsam aynısını yapıyorum. Sadece değişiklik kullandığınız baharat ve un miktarlarında markaya göre değişiklik olabiliyor. Onun haricinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü kendim de bunu aynı şekilde evde de olsun, iş yerinde de olsun yapıyorum. Patatesleri biraz sıcakta soyması zor. 10 adet patatesimizi hızlı bir şekilde soyuyoruz.
Bayağı da sıcak. Patateslerimizi soyma işlemi bitti. Şimdi bunları rende ile, rendenin iri tarafı ile rendeleyeceğiz. Bunu da hızlandıralım. 10 adet patatesimizi böyle rendeledik. Görüyorsunuz. Mayonez ve büyük bir tencerede yaptığınız zaman rahat olacaktır. Biraz sıcak soğumasını bekleyeceğim. Çünkü içine yumurta ve un kullanacağım. Yine patatesin içerisine kırmızı toz biber, tuz ve karabiber ilave ediyorum. Şöyle tuzu da tuzluk yakmamda hemen böyle hızlı hızlı serpiştiriyoruz. Baharatlar da baharat oranını kendi damak tadımıza göre ayarlarız. 3 çorba kaşığı un ekledim. Tutması için 3 adet yumurta kıracağım. Şöyle eldivenlerimizi giyelim. Evet. Böyle hafif bir karıştırayım. Ondan sonra yumurtasını kıralım. Bayağı da soğumuş. Çok sıcak olduğu için sıcakta yumurtayı kullanmayı, soğumasını bekleyin patatesin. Evet, 3 adet yumurtamızı kırdık, karıştırıyoruz. Güzel bir hamur elde edeceğiz. Az bir unu kullanma sebebim de sulanmasını istemediğim için kullandım. Çok güzel tutacaktır. Un miktarını kullandığınız un markasına göre ayarlayınız. 3 çorba kaşığı. Tepeleme kullanmayın. Sadece 3 çorba kaşığı. Evet, hamurumuz hazır. Şöyle bir kıvamına bakıyoruz. Tadına da bakabilirsiniz hamurun içindeki baharatın tadına. Tepsimi standart fırın tepsisi. Bir adet yağlı kağıt koydum. Arkadaşlar işi garantiye almak için patatesin alttan daha iyi kızarması için yağ ekliyorum. Yapışmasıyla alakası yok. Alttaki yağ daha güzel kızarmasını sağlayacaktır. Bunun için altı yağladım yağlı kağıdın üzerine. Böyle hafiften bir yağ ile fırça yardımıyla yağladım. Yoksa yapışmayacaktır ama bu kullandığım yağ ile altı biraz daha güzel kızaracaktır. Patatesimi tepsimin altına eşit bir şekilde yaydım. Şöyle düzeltiyorum. Bunu fırına vereceğiz. 15 dakika kızartacağız bunu. Çıtır çıtır olması lazım. Esfilerken nar gibi kızarmış rengi gelecek. Fırınımızı 180 derecede ısıttık. Seni fırına alalım. 15 dakika, en fazla 20 dakika fırınımızın durumuna göre siz bunu ayarlayabilirsiniz. Atıyoruz fırına. Fırınımızın kapağını kapatıyoruz. Bu pişerken biz 150 gram kaşar peynirimiz var. Bunu rendeleyelim. İç malzememiz de hazır. Kaşar peyniri de rendeleyip hazır durursa kaşar peynirim hazır. Yarım bağım. Daha önceden yıkadım. Maydanozum var. Bunu da güzelce doğruyorum. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Maydanozu hızlı bir şekilde doğru. Maydanozumuz da hazır. 3 adet Charleston biber var. Bunları şu şekil ortada ikiye bölmeden hızlı bir şekilde doğruyorum. Üç adet biberimizi de hızlı bir şekilde doğradık. Bir adet domates. Domatesini şöyle başını aldık.
Bunu da hızlı bir şekilde doğrayalım. Bir adet domatesimizi de eşit bir şekilde doğramış olduk. Hazır. Patatesi fırına çıkarttık. Görüyorsunuz nar gibi kızarmış. Patatesi çiğ bırakmayın çünkü yetmeyin. Ağzınızda hamurumsu bir tat olmasın. Böyle iyice kızartma seviyorum. Şimdi kıymanın yağı da ona işleyecek, bütünleşecek. Daha lezzetli, daha hoş, daha güzel bir tat olacak. O yüzden mümkün olduğunca güzelce kızartınız. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirimizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Kavurdum kıymamı. Hepsini şöyle patatesimin üzerine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Kenarlarını da düzelttim. Şu anda görüntüsüyle şahane duruyor. Üzerine şöyle kaşarımızdan en bol olanın üzerine serpiştiriyoruz. Çünkü yerken ağzımızda çok güzel bir tat oluşturacak. Dediğim gibi bize göre börek ama adı patatesli tepsi pizza. Kaşar peynirimi şöyle güzelce yayvalım. Bu şekilde hepsini dağıttım. Maydanozumu da üzerine gezdiriyorum. Çok güzel bir pizza oldu arkadaşlar. En son halini göreceksiniz. Doğradım biberleri de. Şöyle pizzamın üzerine tek tek dağıtıyorum. Domatesimizi de güzelce pizzamızın üzerine eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Önceden ısıttığımız fırın var. 80 derecede. 15 dakika daha pişecek. Piştikten sonra son halini göreceğiz. Ve seni fırına alıyoruz. Güzellik, lezzet bombası. Seni fırına veriyoruz. 15 dakika daha. Burada güzelce bütünleşeceksin. 180 derecede. Evet, çıkarttık. Fırının görüntüsüne bakın. Şahane. Hamursuz patatesli çok güzel bir pizza yaptık. Bize Anadolu insanına göre börek, Avrupalıya göre patatesli tepsi pizza. Kesiyoruz. Eşit parçalar halinde dilimlere ayırıyoruz. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirimizi açmayı unutmayınız. Bir tepsi pizzamız. En güzeli bu. Keserken iyisi geliyor ama biraz soğumasını bekleyeceğiz. Bayağı sıcak, ağzımızı yakmayalım. Tarifi deneyip yorum kısmına fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bizde beklediğiniz tarifleri de yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirimi açmayı unutmayınız. Bu şekilde servis yapıyoruz. Görüyorsunuz kuru değil, sulu. Altta suyu da sosu da gözüküyor. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, lezzette kalın.